65 milyon yıl önce uzaydan dünyamıza doğru gelen sinirli bir misafir var. Bu dev bir asteroid. Genişliği en az 10 kilometre. Everest dağından daha büyük ve saatte 70 bin kilometre hızla tam dünyamıza Meksika körfezine doğru geliyor. Birazdan dünyayı sonsuza kadar değiştirecek olan o yarım saniyelik çarpışma gerçekleşecek. Bu dev çarpışmadan sonra hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacak. İşte o an. Çarpışma yerinde her şey bir anda yok oluyor. Peki, bundan önce dünyamızda ne vardı? Zamanı biraz geri alıp aşağıda neler olup bittiğine yakından bir bakalım. Gökyüzünden sakin görünüyor. Ama aşağıda neler olup bittiğini bilmiyoruz. Biraz daha yaklaşalım. Denizin altındayız. Canlılar tanınmaz halde. Tanıdık tek bir yüz bile yok. Havada da hayat pek farklı sayılmaz. Buraya da çok yabancı duruyoruz. Tehlikeli. Ve be o kadar da heyecan verici. Karmaşık bir savaş. Burada olmayı pek istemezdik. Karada da pek farklı bir durum yok. Bu dinozor arkadaşlar da bize yabancı ve dillerinden anlamadığımız kesin. Burası da bizim için tehlikeli görünüyor. Pek yaklaşmayalım derim. Evimizden hala çok uzağız. Burada ortalık çok hızlı. Her an bir kavga çıkabilir. Sanırım aralarında bir su problemi var. Ama çözüldü. Şimdilik dünyadaki en güçlü canlı dinozorlar. Ama şimdilik tabii ki. Yukarıda onlardan daha büyük bir güç harekete geçti. Dev misafirimiz saatte 70 bin kilometre hızla bu sefer gerçekten geliyor. Dinozorlar şaşırmış gibi duruyor. Hiçbir canlı ne olduğuna anlam veremiyor. Biraz sonra artık her şey sonsuza kadar değişecek. Dev bir enerji dalgalar halinde yayılıyor. Milyonlarca nükleer silahın yarattığı etkiden daha büyük bir etkiye sahip. Her yeri yıkıyor, yakıyor ve yok ediyor.
Artık her şey sonsuza kadar değişmek üzere. Dinozorlar ölüyor ve daha birçok canlı çeşidi yok oluyor. Yeni bir hikaye başlamak üzere. Etrafa saçılan kaya parçaları bir dizi apartman büyüklüğünde. Ve hiçbir yer güvenli değil. Kayalar yağıyor, depremler yeri sallıyor. Dünyanın yüzeyi 275 santigrat dereceye kadar ısınıyor. Burada hayatta kalmak neredeyse imkansız. Dinozorlar öleli çok oldu. Gezegen değişti. Biraz daha tanıdık, sakin görünüyor. Her şey yeniden başlıyormuş gibi. Bu yeni dünyada canlıların evrimleşmesi için ortam biraz daha müsait. Tabii evimize hala milyonlarca yıl uzaktayız. Ama her şey yeniden başlıyor. Her şey bir tesadüf zinciri gibi. Zincir tamamlanmaya devam ediyor. Önce atmosfer şu ankine çok benziyor. Hava sıcaklığı ortalama 25 derece. Ama hala evimize çok uzakız. Bir şeyler sürekli değişiyor ve sürekli gelişiyor. Aşağıdaki canlılar da değişti tabii. Biraz daha tanıdık görünüyorlar. Bunlar ilk atalarımız olabilir. Evrimin başlangıcı olabilir. Ama insanların evrimi için hala bir şeyler eksik gibi. Son bir tetiklemeye ihtiyaç var. Dört milyon yıl önce Afrika'nın doğusunda yükselen dağlar Hint Okyanusu'ndan gelen nemli havayı kesiyor. Bu devasa yağmur ormanında olabiliriz. Günlerimiz, saatlerimiz burada geçiyor olabilir. Bu dev yağmur ormanı nemin kesilmesiyle zaman içerisinde kurak bir bozkıra dönüşüyor. Ve canlıların doğal ortamı değişiyor. Bir şeyleri tetikleyecek olay bu olabilir. Bildiğimiz evrim başlıyor gibi. Bir şeyler değişecek gibi. Ağaçlar artık yok. Bu ortam dik durmaya ve artık iki ayak üzerinde yürümeye zorluyor. Ve o muhteşem ayağa kalkış gerçekleşiyor. Ve ilk dik adımlar atılıyor. Afrika'nın doğusunda yükselen bu dağ sırası iki ayak üzerinde yürümemizin sebebi olabilir. İklimler yeniden değişiyor. Dünya değişmeye devam ediyor. En ilkel insan türleri ortaya çıkıyor. Zamanla atalarımız çoğalıyor ve dünyaya yayılmaya başlıyor. Bizim Homo sapiens atalarımız geliyor. Dünya artık onlar için keşfedilmeyi bekleyen sırlarla ve bilmecelerle dolu bir yer. Meraklı yürüyüş, meraklı göç başladı. Artık keşif zamanı. Ama dünya tekrar soğuyor. Ve buz tutmaya başlıyor. Dünya ve onun sakinleri buz devrine giriyor. Dünyanın büyük bir kısmı metrelerce yüksekliğinde buz tabakası ile kaplanıyor. Her yer çok soğuk. Trilyonlarca galon su buz tutuyor. Her yer bembeyaz ve yaşanmaz halde gibi duruyor. Burada çok üşüyebiliriz. Tabii ki bu böyle sürmeyecek. Her şey yeniden şekillenecek. Ama biraz zaman lazım.
20 bin yıl yavaşladıktan sonra buz erimeye başlıyor. Ve 6 bin yıl önce tekrar kutuplara çekiliyor. Ve baktığımız dünya artık bizim evimiz. Aşağıda bizler varız. Belki devasa yapılar inşa ediyoruz. Belki dünya tarihine geçecek savaşlar yapıyoruz. Ya da turistik bir gezideyiz. Hatta güzel bir konserdeyiz. Ya da okyanusun ortasında bir gemide. Ve hatta bir uzay istasyonunda astronotuz. Kim bilir? Burası artık bizim evimiz. 65 milyon yıllık uzun yolculuğumuzdan sonra evimizdeyiz. Artık güvende gibiyiz. Her şey normal görünüyor. Sanırım dünyaya hükmeden artık bizleriz. Eğleniyoruz, geziyoruz, bozuyoruz. Bize her şey artık serbest. Artık 4,5 milyar yaşındayız. Ve 65 milyon yıl önce 4,5 milyar yaşında olan dünyayı yeniden şekillendiren meteorla tanıştık. Ve şu anda her şey muhteşem görünüyor.